okul bir anda çok ağırlaştı arkadaşlar. Gerçekten bu kadar ağırlaşamaz diyorum ve sonra daha da ağırlaşıyor. Yani o yüzden... Merhaba dostlarım, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Bugün bir ayı daha bitirmemizin bir göstergesi olan Mart favorilerim videosunu çekiyorum. Mart ayındaki bazı şeyleri, favori şeylerimi sizlerle paylaşmak için buradayım. Videonun konsepti çok basit. Hemen şimdi videoya geçelim. Öncelikle favori filmlerinden başlamak istiyorum. Bu ay gerçekten filmler için çok güzel bir aydı. İlki Flea izledim ayın başında. Oscar'larda Flea 3 dalda adaydı. En iyi animasyon, en iyi uluslararası film ve en iyi belgesel açısından. Hani bu üçünü düşünün. Nasıl bir film olabilir bu üç kategoride aday olan? Flea formüle tamamen uyuyor. Özellikle bu yakın zamandaki Ukrayna ve Orta Doğu'daki gibi mülteci problemlerini çok çok iyi anlatıyor. En iyi anlatan filmlerden biri bence bu. Mülteci olan birinin perspektifinden anlattığı için çok beğendim. Animasyon bir de aynı zamanda adamın kimliğini saklamak için animasyon şeklinde yapıyorlar. Müthiş müthiş. Afganistan'dan göç ediyorlar ve hani gerçekten çok çok duygulandım. Arkadaşlarımla gittim ve hani üçümüzün de bir ay boyunca bahsettiği filmdi bu yani. Aklımıza bayağı kaldı. Çok çok değişik bir filmdi. Kesinlikle ama kesinlikle önerilir. Sonrasındaki filme geçelim, ikinci filmimize. Ben çok random bir şekilde izledim aslında ve bu kadar seveceğimi de düşünmemiştim ama Taylor Tomlinson'ın yeni komedi specialı Look At You diye bir komedi filmi, komedi şovu. Ve ben hani Taylor Tomlinson'ı hiç duymamıştım bundan öncesinde. Taylor Tomlinson dünyanın en komik kadınlarından biri bence. Bir komedine bu kadar relate edemezsin gibi geliyor bana ve ondan sonrasında Taylor Tomlinson karşıma çıktı. Amy Schumer tarzında beyaz kadın komedisi yapmıyor. Bayağı farklı bir şey var. Bu ayki son filmimiz Singing in the Rain. Ben bunu okuldaki bir dersim için izledim ilk defa ve çok beğendim. Zaten hani milleti neden bu kadar sevdiğini anlıyorum yani artık. Müzikal konusunda hani devrim yaratıyor ya bu film. Singing in the Rain, eğer izlemediyseniz hala kesinlikle öneririm. Filmlerden bu ay bu kadar. Şimdi kitaplara geçelim. Kitaplarda bu ay iki tane kitabım var. Bir tanesini okul için okudum, bir tanesini de okumam bir ay aldı. Gerçekten bir ay daha önce okudum bu kitabı ve hani incecik de bir kitap. Bahsedeceğim şimdi. Muhteşem Gatsby. Bu kitabı sevdim. Klasik zaten hani gerçekten sevdim ama birazcık abartıldığını düşünüyorum. Şimdi gelip de burada Allah'ın yeni yetme kız gidip Muhteşem Gatsby'ye de overrated, abartılıyor dememeli falan diyeceksiniz ama hani çok şey yapamadım. Bağlanamadım kitaba yani insanların bağlandığı kadar. Bu milletin bayağı favori klasikleri arasında. Evet, Muhteşem Gatsby bu şekilde. Kitap Nick Carraway'in gözünden anlatılıyor ve gizemli bir Bay Gatsby var. Yan komşusu böyle bayağı büyük partiler veriyor, bayağı zengin birine benziyor falan filan. Bu kimdir? Nedir? Nick'le beraber hepimiz anlamaya çalışıyoruz. Bir sürü olay silsilesi gerçekleşiyor. Çok bir şey olmuyor kitapta. Sadece güzel bir kitap. Güzel tanımlar var. Özellikle mesela birkaç tanesini çizmiştim. Instagram'ımı takip etmiyorsanız lütfen Instagram'ımı takip edin. Teşekkür ediyorum. Instagram'ımda paylaşmıştım bir tane. Nick'in 30 yaşına bastığı zamanı anlatan bir kesim var. Style over substance. Ekşi Sözlüğe göre güzel görünen ama içi boş. Yani estetiği çok güzel. Hayal etmesi çok zevkli. Ama konusu yok. Bence. Eğlenceliydi. 1920'ler New York'un da geçiyor. Ama onun dışında konusuyla alakalı aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Bir sonraki kitabımız legal sebeplerden dolayı burada gösteremeyeceğim bir kitap ama Macbeth'i okudum yine okul için. Macbeth Shakespeare'den oyun ve bayağı beğendim. Şimdi anlatsam Macbeth'le alakalı o kadar içim dışım Macbeth oldu ki bu ay gerçekten. Kusacağım artık Macbeth aslında ama hani çok da güzel bir oyundu. Özellikle hani güç zehirlenmesini en iyi anlatan eserlerden biri. Shakespeare zamanlarını düşünün, 1500'ler İngiltere'si. Hani o zamanlara bakıp da sadece bir erkekle değil de bir kadınla da güç zehirlenmesini göstermiş olması. Evet, Macbeth'ten bu kadar. Artık bahsetmek istemiyorum Macbeth'i çünkü hem üzerine 1000 kelimelik kompozisyon yazdım hem sunum yaptım falan filan. Filmini izledim. Artık hani kusasım var Macbeth'ten. O yüzden tatlı bir noktada bırakmak için burada da anlatıp geçiyorum. Sırada diziler var. İlki Space Force. Herhalde Space Force'un tek hayranı falan benim ve tek seven kişi de benim yani öyle düşünüyorum. Space Force bence kötü bir dizi değil. Ben seviyorum. Evet, böyle yeni Office veya yeni Parks and Recreation gibi bir şey değil. Öyle random atıldan bir dizi. 2010'lar Y kuşağı kokuyor dizi. Ama hani ben seviyorum. Arada böyle gülüyorum. Arada güldüğüm kısımlar oluyor. Ve Netflix'in hani yakın zamanda çıkarttıkları işler arasında en azından birazcık daha iyi kısma yakın
olduğunu düşünüyorum. Şey de geçiyor, Amerika'nın uzay kuvvetleri diye bir birim açılıyor Amerika Birleşik Devletleri için. Ve oradaki işte olayları anlatıyorlar. Çok değişik bir birim, hani sonuçta gerçek bir birim sayılmıyorlar falan filan. Amerika'nın saçma salak olan bir sürü şeyini çok komik bir şekilde anlatıyorlar. Eğer Don't Look Up'ı beğendiyseniz bence bunu kesin beğenirsiniz bu arada. Bu bence aynı seyirci kitlesine hedef alıyor Space Force ve Don't Look Up. Kötü değildi. Arada güldüm. O yüzden burada. İkinci sezonu yeni çıktı galiba veya ben yeni keşfettim ikinci sezonunun çıktığını. Bu ay o yüzden onu izledim. Bir de aynı zamanda Bir Başkaları izledim. Şükür bin şükür gerçekten. Türkiye'de izlemeyen bir ben kalmıştım gibi geliyor. Bir de üzerine ben o kadar linç yedim ki Bir Başkaları hala izlemediğim için bir iletişim öğrencisi olarak. İzledim. Güzeldi. Üzerine başka bir şey demeyeceğim. Türk Netflix işlerinin en iyisiydi. Kesinlikle önerileri izlemediyseniz hala müthiş müthiş sosyolojik bir açıklama getiriyor Türk halkına. Müthiş. Kesinlikle önerilir. Dizilerden de bu kadar. Okey, tamam. Şimdi... Evet, şimdi şarkılara geçelim. Bu şarkıların hepsini aşağıdaki kutudaki linkte bulabilirsiniz. Spotify playlistim bu. Evet, Mart ayı içerisindeki favori şarkılarıma geçelim. Şarkılardan da bu kadardı. Ve evet, şimdi diğer kategorisine geçelim. Diğer kategorisinde bu ay çok şey düşündüm. Bu ay ne yaptım diğer kategorisine sokabileceğim? Aklıma hiçbir şey gelmedi. Gerçekten arkadaşlar bakın, bu ay gerçekten benim için çok zor bir aydı. Çok fazla sınavım vardı, çok fazla ödevim vardı ve anca dün bitti desem yalan olmaz yani. Bir ay boyunca durmaksızın ödev ve proje ve sınav yaptım, o yüzden bu ay maalesef diğer kategorisinde hiçbir şey yok. Belki editleyene kadar bu videoyu aklıma bir şey gelir de buraya koyarım ama maalesef. Videonun bu kısmını bu halimle çektiğim için kendime küfrediyorum ama başka zaman çekemeyeceğim için şu an bu halimle çekeceğim. Merhaba. Diğer şey kategorisine aklıma bir şey geldi. O yüzden şu an bunu açtım. Hemen söyleyip gideceğim. Aspava'ya gittim ilk defa bu ay ve Aspava güzeldi. Evet, şimdi gidiyorum. Çok özür dilerim bu halde çıktığım için. Hadi görüşürüz. Evet. Bu ayı da böylece bitirmiş olduk. Bu ay bu videoyu bayağı hızlı bitirdim. Tıpkı Mart gibi hızlı bitti bu videonun çekimini de şu an. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Beğenseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmişseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone olursanız çok mutlu olurum. Ayrıca Instagram'ı takip ederseniz çok sevinirim. Okay. Evet, şimdilik gidiyorum. Dediğim gibi geçen videomda, bir hafta önce yayınladığım videoda video gördüğünüz üzere çabalıyorum her hafta video koymaya. Sizi burada bırakıyorum. Şimdilik görüşürüz. Hoşça kalın. Bay bay.